Şişli'de yabancı turistler bir peruk dükkanına geldi. Biri çalışanı oyalarken diğeri en değerli gerçek saçları çaldı. Fakat onları izleyen bir çiftin göz olduğunu hiç hesaba katmadılar. Şurası yaklaşık olarak 3000-3500 lira civarı. Gerçek saçın değerli oluşu hırsızları cezbediyor. Fiyatlarının yüksek olması hırsızların da iştahını kabarttı. Gerçek saçları çalan hırsız yakayı ele verdi. Bunlar Orta Asya'dan var, Vietnam'dan gelenler var, Myanmar'dan gelen var. Tabii ki ekonomisi düzgün olmayan ülkelerden geliyor. Hırsızların da hedefi haline geldiniz. Açık hedefsiniz. Özellikle tek çalışan perukçuları tercih ediyorlar. İki turist kadın Şişli'deki işte bu peruk dükkanına geldi. Kadınlardan bir tanesi çalışanı oyaladı. Diğer kadın da işte bu değerli saçların olduğu bölüme yöneldi. Çalışan yabancı dil bilmediği için tatildeki patronunu aradı. Telefonumdan megafonu aldım. Ben peruk istiyorum dedi. Hemen de kamerayı da açtım ki hani arkadaşımızı daha rahat yönlendireyim. O sırada olanlar oldu. Pahalı saçların olduğu yere yönelen kadın birkaç tane saç aldı, montunun içine soktu. Özellikle de en uzunu, en değerlilerini seçiyorlar. El çabukluğuyla beraber hemen arkasına soktu ve hemen diğer saçlara yöneldi. Platin olanlarından alırken yabancı turist kadın hırsızlık anını kimsenin görmediğini düşündü ancak yanıldı. Çünkü Ertan Şafak Güler yüzlü elindeki cep telefonuyla İş yerini an be an izliyordu. Hemen dükkandaki çalışanı uyardı. Bak çaldı, yakala dedim. Peruk hırsızı yabancı turistler kilometrelerce öteden iş yerini izleyen güler yüzlü tarafından suçüstü yakalandılar ama onlardan şikayetçi olmadılar. Peruk ve gerçek saçların özellikle yabancıların hedefi haline gelmesi onları tedbirli olmaya itiyor. Şurası 10.000-20.000'ler konuşuyor artık. Yaklaşık olarak 16-17 tane kamera var. Özellikle yabancı müşteriler geldiği zaman gözünüzü dört açın. Hatta yanınıza bir komşunuzu çağırın.